Ufaktan bir toparlanmanız için bir ara vereceğiz şimdi. Sonrasında da böyle beraber tekrar geri döneceğiz. Bilginiz olsun. Bakmış olduğumuz malzemelerde biz bugün iki tane garanti. Onları da bir kere daha hatırlatayım. Gamze Hanım ve kimdi efendim? Hakan Bey'den dinleyeceğiz canlı olarak. Aralarda ya bir demin hanımefendi vardı. Şu an adını gerçekten hatırlayamadım. Çok özür dilerim. Deminki hanımefendi. Biraz sonra şimdi ara verdiğimde bakacağım. Evet, saatler 23.08 sevgili arkadaşlar. Eğer herkes hazırsa başlıyoruz ama uyarımızı yapmak zorundayız. Nerede? Evet. Bu program korku unsurları içermektedir. Saat 23.08 sevgili arkadaşlar. Şimdi en başında söyledim ama bir kere daha bahsedelim. Ondan sonra nasıl insanların ulaşabileceğini de anlatacağım. Sonra da Gizemli Ev isimli hikayeyi dinleyeceğiz. Bugün canlı olarak dinleyeceğimiz bir az önce anlatırken hani tamam bunu korku programında dinleyelim dedim. Çünkü ciddi bir hikayeye benziyordu. Hican Hanım'ı dinleyeceğiz. Sonra Gamze Hanım'ı dinleyeceğiz. Bir de Hakan Bey'i dinleyeceğiz canlı olarak. Siz şimdi bu hikayeleri dinlerken elimizde zaten bunlar var. Vaktimizin kaldığınca, vakit kalırsa ya da hikayenin gerçekten sağlamlığına göre demek zannediyorum. Hani bir korku filmi seyredersin dersin ya çok sağlamdı abi çok korktuk gibisinden. Bu programın maksadı da bu olduğu için hikayenin sağlamlığına göre yayına da bağlanabilirsiniz. Sesimin ulaştığı her yerden ama beni şu an aramayın. Örnek hikaye vereceğim şimdi bunu dinleyelim bundan sonra arayalım lütfen. Çünkü korku deyince ne bileyim böcekten korkan bile hikayesini anlatmak istiyor. Abi böcek damlamıştı şurama. Böcek damlamaz gerçi de böcek atlamıştı şurama. Şöyle olmuştu diye. Onun için bir örnek hikayeyi önce bir dinleyelim. Sesimin ulaştığı her yerden 251-20-21. 251-20-21 sevgili arkadaşlar. Başında 212 alan koduyla paranormal yaşanmış bir hikayeniz varsa bizi arayacaksınız. Bir de şöyle bir şartı var bunun. Birebir yaşamış kişilerden dinliyoruz. Yani işte teyzeme şöyle oldu, dedem anlatmıştı, burası böyleymiş, bizim köyde bir yer varmış gibi şeyler değil. Birebir kendi yaşamış olduğunuz hikayelerinizi rica edeceğiz sizden. Örnek hikayeyi veriyorum. Bu hikayeden sonra 251-20-21'i tarif etmiş olduğumuza ya da bu dinlemiş olduğunuz hikayeye benzer bir hikayeniz varsa, yaşanmış bir hikaye ise korku programında anlatmanızı isteriz. Şimdi dinleyeceğiniz hikaye Gizemli Ev, geçmiş bir programdandır fakat ikinci defa dinliyorsunuz sadece, daha önce hiç tekrar olmadı. Onun için ilk defa dinleyen de büyük bir çoğunluk vardır aranızda. Örnek hikayedir ama etkili hikayedir. Gizemli Ev radyonuzda, sonrasında canlı olarak sizin aradıklarınızla ya da zaten bizim önümüzde olan hazır korku hikayeleriyle devam edeceğiz. İlk evlendiğimiz dönemdi. İlk evlendiğiniz dönem. Evet. Ne kadardır evlisiniz? Yani yaklaşık 2000 yılında. 2000 yılında. Evet. Şu an yaş kaç efendim? 39. 39. Evet buyurun. Evet. Çok güzel bir eve geçtik. Yani tertemizdi. İlk kez biz oturacaktık o evde. Yeni bir binaydı. Hı. 3 oda bir salon bir yerdi. Dolayısıyla biz hem evliliğin ilk günlerinin heyecanıyla hem de o evde ilk defa bizim oturacağımızın bilinciyle birlikte keyifli tabii ki. Ama ilk yanılmıyorsam bir hafta sonrasıydı. Ben salonda haberleri seyrediyordum. Eşim mutfaktaydı. Bir ara antre vardır o evin içerisinde. Şimdi siz önünüze bakarken de yanınızda ne olup bittiğini görmeseniz bile hissedebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla bana seslendi. Telaşlı bir sesten seslendi. Dedim hayırdır ne oldu? Sen dedi buradan geçtin mi ara koridordan? Dedim yok geçmedim. Ya dedi sanki bir ışık geçti buradan. Dedim sana öyle gelmiştir. Yani olabilir. Ertesi gece aynı şey bana oldu. Dedim bu sana öyle oldu, bana da böyle oldu. Hayırdır dedim yani dur bakalım. Ve yılbaşı gecesine denk geldik. Zemin tahtaydı. Binanın, odanın tahta zemini vardı. Evet. Şimdi biz televizyonu seyrederken o tahtada yürüdüğümüzde de gacır gucur sesler geliyordu. Bazı tahtalarda gevşeklik vardı sanırım. Biz oturuyoruz ama önümüzden sanki birileri yürüyor. O tahtadan sürekli olarak ses geliyor. Yani adım attığınız ölçüde ses geliyor. Aynı ölçülerde sesler geliyor. Ama herhangi bir şey yok tabii. Bir sonraki gece inanın arka arkaya devam etti bu silsile. Bizim bir boş odamız vardı. Oraya işte yemek odası tarzında döşedik. Masalarımız, sandalyelerimiz vesaire orada. Ve o gece o masalar çekiliyor. Sandalyeler çekiliyor. Yani bunu çok net duyabiliyorsunuz. Şimdi bir binada oturuyorsunuz. Üstünüzde oturan olur, altınızda oturan olur. Onların sesleri elbette ki gelebilir. Ama
sizin bir oda yanınızdaki sesi çok net duyabilirsiniz. Evet. Ve evin içinde de korkarak yaşayamazsınız. Ben duyduğum her sese fırlayıp bakan bir insanım. Neyse göreceğim diyorum yani. Bunu benim görmem lazım. Tabii odaya giriyorum. Odada hiçbir şey yok. Tekrar geliyorum. Ara koridorda koşma sesleri sürekli olarak. Yani bizim olmadığımız yerde. Biz salondaysak koridorda. Biz odadaysak salonda gibi oluyor sesler. Bir gece yattık. Ben açtım kitap okuyorum. Yatak odasının camı yarım buzlu cam. Öyle diyeyim size. Ara antreyi açık bırakıyoruz ışığını. Ve birdenbire o buzlu olan camda bir silüet, bir gölge. O gölgenin başında bir şapka. O şapka melon şapka tarzında bir şapka. Evet. Ve o şapkanın kenarların ucu yok. Yani ben görmüyorum o ucu. Ve ben o gölgeyi gördüğüm an uyudum. O anda bir uyku geliyor bana ve uyudum. Dedik ki ya salon pardon yatak odası oldukça büyük. Tedirginlik de duymaya başladık. Bu sırada ben evden daha doğrusu işten eve geç gelen biriydim. Erken gelmeye başladım çünkü korkuyor eşim akşam olduğu zaman haklı olur. Biz yatak odasından kalktık oturma odasında yatmaya başladık. Bir gece işte müzik seti açık televizyon açık ama ben müzik setinden müziği dinliyorum. O gece ikisi birden tak tak dedik ikisi birden kapandı. Hiç aklıma gelmedi dedim elektrikler gitti. Ama kafamı kaldırdım antrenin ışığı yanıyor. Dedim hayırdır tekrardan açtım. İkisini birden benim açmamla tekrar kapandı. İkisini birden derken abi biri televizyon biri. Hem müzik setini hem televizyonu. Evet. Açıyorum benim açmamla tekrar kapanıyor. Dedim bu böyle olmayacak gene başladık dedim yani. Şeyler olmaya başladı gene. Ve o gece zaten iplerin koptuğu gece o gece oldu. Dedim şimdi kalk. Bak dedim ne yapacağız. Bütün kapıları banyo, tuvalet, mutfak dahil olmak kaydıyla besmele çekip Fatiha okup kilitledim. Bütün kapıları evin. Yattığımız odada dahil olmak üzere. Ben bütün seslere kalkıp fırlayıp bakan ben o sabah hiçbir sese kalkıp bakamadım. Yani çok açık söylüyorum bunu. Şimdi şöyle düşünün. Kapıyı kilitlediniz. Evet. Bir elinizle kapının kolunu kendine doğru çekiyorsun. Diğer elinle de kapıyı itmeye uğraşıyorsun. Yani ses şuydu. Sabah saat 5 gibiydi o sese uyandık. Bütün evin kapıları zangır zangır titriyor. Oh. Açılmak istenircesine titriyor. Dedim sakın hareket dahi etme. Buna kalkıp bakılacak bir şey yok burada. Daha buna bakılmaz. Bakılamaz yani. Bir gün arana kadar bekledim. Bu titreme yanılmıyorsam bir 45-50 saniye kadar da sürdü. 45-50 saniye kadar yani sürdü. Yani birileri zorluyor gibi bütün kapılar mı? Bütün kapılar. Bütün bizim odanın kapısı dahil olmak kaydıyla. Bütün kapılar. Aradan zaman geçti. Gün ağardı vesaire. Dedim kalk bakalım şimdi bakalım nedir ne oldu şimdi bu evde. Bütün kapıları besmele çekerek açıyoruz. Açıyoruz. En son yatak odasının kapısına geldik. Şimdi yatak odasının kapısının dili biraz gevşekti. Yani kilitlemediğiniz takdirde dokunmanıza gerek yok. Hemen açılır yani tutmaz. Biz kilidi açtım. Kapıyı açmaya çalışıyorum. Kapı açılmıyor. Zorluyorum. Kapı açılmıyor. 2, 3, 5. Dedim ya ben buranın camını çerçevesini indireceğim. Ben bu kapıyı açacağım. Ya da bu kapı açılacak. Ve kapı kendiliğinden açıldı. Dokunmadım bile. Yatak odasına girdim. Yine hiçbir şey yok. Onun gecesi bir arkadaş grubumuz geldi bize. Oturduk, sohbet, muhabbet, biraz da yerde oturduk. Nescafe'ydi vesaire. Dedim kalkın yani belim ağrıdı. Oturalım koltuklara tekrardan geçelim. Tamam muhabbet güzel de. Hepimiz kalktık. Bir arkadaşımız var. 23-24 yaşlarında. Çocuk yerden kalkamıyor. Yani ne oldu diyorum. Kalkamıyorum diyor. Sadece kalkamıyorum. Ayağın mı uyuştu diyorum. Ayağını ovalamaya çalışıyorum. Yok diyor uyuşma yok. O zaman diyorum kramp girdi. İğne verin bana dedim. İğneyi batırıyorum. Hissediyor musun? Hissediyorum yapma canım yanıyor diyor. Kramp değil diyor. Kalkamıyorum sadece diyor. Ve bu çocuk hüngür hüngür ağlamaya başladı. Öyle bir acı çekiyor ki karşımda. Zorluyoruz kollarından bacaklarından tutup kaldırma külçe gibi oldu adam bir anda. Ve yaklaşık bir yarım saat uğraşmanın sonucu kaldırdık. Oturdu biraz sakinleşti kolonya vesaire bilmem ne verdi. Balkona gelir misin benimle dedi. Çıktım balkona ya dedi yani yengeleri rahatsız olmaması için yani korkmaması için söylemek istemiyorum dedi. Belimin üstüne bir gölge oturdu dedi. Belimin üstüne? Ve kalkmıyor dedi. Nefes alamadım diyor. Ne yapın edin
bu evden bir an önce çıkın. Tek söylediği laf bu oldu. Ve ben o evi araştırdım. Tapusuna kadar. Ev sahibine, mülk sahibine kadar gittim. Bu ev bir mezarlığın üzerine yapılmış olabilir. Bu evde daha önce bir cenaze çıkmış olabilir. Bu evde bir katliam işlenmiş olabilir. Her şey olabilir. İnsanız hepimizin başına gelebilir. Ve hiçbir şey yok. Ev daha yeni bina. Arsa, arazi, mezarlığın üzerine değil vesaire değil. Ölen kalan yok. Ve biz orada ne olduğunu hiç anlayamadık. Öyle bir şansa hiç sahip olamadık. Daha sonrasında ben bunu gene araştırmaya devam ettim. İşte hocalara gittim, camiye gittim, anlattım vesaire. Söyledikleri tek şey bazıların, bazı üç harflilerin bazı mekanları sahiplendiği bilinirmiş. Muhtemelen öyle bir şey olmuştur. Ve sizden de rahatsızlık duymuşlardır. Sizlere kendilerini hissettirmeye çalışmışlardır. Burada sizin sadece şükredeceğiniz şey size zarar vermemiş olmaları diye bir açıklamada bulundu. Olay da orada kapandı kaldı. Serdar. Evden taşındınız mı? Tabii. Yani yaklaşık bir 3,5-4 ayın mücadelesini verdikten sonra o kapıların titremesinden sonra daha durulacak gibi değildi açıkçası. Ve bize özellikle işte arkadaşlarımız, dostlarımız kalmaya geldiklerinde biz ufaktan böyle anlatırdık, artık aramızda da şaka konusu oldu. Biz sadece sizi görmeye geldik, kalmaya gelmedik derlerdi. Ha, kalmaya gelindiğinde mi problem oluyordu? Yok, hayır, yani biz böyle anlatınca kimse kalmıyordu zaten. Anladım. Etrafta da adını sıkmıştır bunlar misafir istemiyor diye. Hiç sormayın. Yani gülebiliyor olmana çok şaşırdım abi, şu an çok enteresan bir hikaye. Ama yapılacak başka bir şey yok. Yani ne yapabilirsin ki, elinden hiçbir şey gelmiyor. Eşiniz kendini nasıl hissetti mesela o olaylardan sonra? Ya sürekli bir tedirginlik var. Yani yatarken, kalkarken, işte atıyorum ya, çok basit şeyler, hepimizin her zaman her gece yaşadığı şeyler. Gece yarısı uyandınız ve su içmek istiyorsunuz. Kalkarsınız, suyunuzu içersiniz. Bizde böyle olmadı. Birimiz eğer susadıysak diğerini kaldırıyoruz ve birlikte gidiyoruz su içmeye. Neden? Bu benim korktuğumdan ya da onun korktuğundan değil. Ben seni burada bırakırsam geldiğimde bulmayabilirim. Ya da ben gidersem sen beni tekrar geri göremeyebilirsin gibi bir tedirginlik. Yani örnekler çoğaltılabilir elbette ama kafamızda sürekli olarak bu vardı. Sadece sizin yaşıyorsunuz. Orası apartman mıydı abi, bir de bu arada çok? Tabii. Sadece yani sizin dairede mi vardı? Evet, sadece bizde. Bütün komşulara gezdik, anlattık. Ve herkes hayret içinde bizi dinledi. Çok özür dilerim, size de sormak istedim. Buyurun. Görüntü almayı çalıştınız mı, aklınıza geldi mi kayıt, kamera? Yok maalesef onu hiç düşünmedim. Düşünmediniz. Ne zaman olmuştu bu olay? Kaç sene? Yeni evlendiniz. 2000 yıllarıydı. Keşke cep telefonuna kamera daha önce entegre edilseydi de, tam o tarihlerde yeni geliyor tabii. Bu kadar yani, aktif kullanmıyoruz. Yani. O İstanbul depremi, 99 depreminde onu yaşadık ki o dönemlerde çok iyi hatırlıyorum. İşte bazı firmaların çıkardığı ilk telefonlar vardı. Cep telefonu deniyordu ama cebe sığmayacak şekilde bir telefondu. Hı hı. Daha yeni piyasaya çıkmıştı ki çok lüks olarak görülüyordu. Hatlar zaten biliyorsunuz dünya parasıydı vesaire. Hı hı. Yani o dönemler öyle bir şansımız hiç olmadı. Hem bugün olsa bugün yapar mıyım düşünüyorum. İnanın gene yapmazdım. Bunu da çok net söyleyeyim. Kapıların içlerine baktınız mı abi? Kapı işlerine filan. Çünkü kapıların içlerine baktınız mı, kapı işlerine filan? Çünkü birkaç buna benzer hikayede şey duymuştum, sevgili koordinatörüm. İşte bu büyümüyor olaylarında kapıya bakıyorlar, kapının üstüne domuz yağı sürülmüş mesela filan gibi. Böyle şeyler buldunuz mu oralarda hiç? Yani hiç bakmadım açıkçası ama söylediğinizi ben de duydum, domuz yağı olayını. Birçok kere birçok yerde duydum ama böyle bir şey hiç bakmak aklıma gelmedi. Yani düşünsenize, 20 yaşındasınız, 21-22 yaşındasınız ve başınıza ilk defa gelen bir olay. Yani ne kadar bilinçlenebilirsiniz, ne kadar bilgi sahibi olabilirsiniz ki? Evet, etrafımızdakilere soruyoruz, ona soruyoruz, buna soruyoruz. İşte evde Kur'an okunuyor mu, evde namaz kılınıyor mu gibi sorular yöneltiliyor ki bunlar bizim evimizde zaten oluyordu. Ama çare değil. Peki hiç yani, bir temas oldu mu? Yok, hiç olmadı. Hiç, öyle bir hiç temas olmadı. Yok. Kesinlikle hiç olmadı ama aşırı derecede hissettirdiler kendilerini. Aşırı derecede. Yani biz bir kere insanoğlu olarak şunu kabul etmeliyiz. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Tabii ki canım. Ya da kaç çeşit ya alem var. Kesinlikle. Ya da sadece biz varız gibi davranmamalıyız.
Bunlar başımıza geliyor. İşte biraz önce arkadaşın anlatmış olduğu gibi yapılan anlaşmalar var. Aşık olanlar var. Evlenenler var. Çok özür dilerim abi. Belki yardımcı olmak adı altında bir soru gelmiş. Yönelteyim istiyorsanız size. Buyurun. Yengenin ailesi veya kendi ailesinde evliliklerini kabul etmeyen, gönül rızası olmayan herhangi birileri var mıydı acaba demiş. Vardı. Var mıydı? Vardı. Böyle bir soru sormuşlar. Neden sormuşlar bilmiyorum. Bir yorum gelirse aktarırım size. Tamam. Çok enteresan şeyler yazılıyor sizin hikayenizle alakalı. Zannediyorum ya bugünkü programda çok değişik, çok enteresan hikayeler, çok etkili hikayeler oldu. Yani en başta yalan yok, ben baktığımda bugün 3 hikaye var, hadi bakalım inşallah dedik ama yani çok iyi bir şey, şu dakikaya kadar çok iyi geldim. Çok teşekkür ederim hikayenizi paylaştığınız için. Bir dakika bakalım bunu niye sormuşlar, birazcık tutacağım sizi yayında. Tabii. O arada yazılan diğerlerine bakalım. Evet, kuzenime yapmışlardı. Dış kapıda pis bir yağın olduğunu söylediler. Sonra zaten eşiyle arası hiç düzelmedi demiş efendim. İsimsiz yazmış. Yani rumuzu bu adamın, isimsiz. O da evet. Sizin gibi sayın koordinatörüm. Estağfurullah. İsimsiz kızın ailesi veya kendi ailesinde evliliği kabul etmeyen biri var mı acaba? Dün içimize kurt attın. Niye sordun böyle bir soru? Öyle de birisi varmış. Kim peki bu arada? Belki yazarlar şimdi bununla alakalı bir şey de. Biz de kim olduğunu öğrenelim o ara. Karşı olanın mı? Evet. Abisi. Abisi karşıydı. Evet. Anladım. Peki siz hala evlisiniz değil mi? Tabii. Maşallah. O evle hala temasınız var mı bu arada? Ben olsam yok, merak ederdim. Yok. İnanın o gece, daha doğrusu o sabah kapıların titremesinden sonra hiçbir alakanız kalmıyor. Hemen ertesi gün evin... çıkmadınız ama tabii değil mi? Değil. Yaklaşık bir hafta sürdü. İşte o bir hafta süresi içerisinde gelişen son olay da o arkadaşımızın işte yerde kalması vesairesi. Zaten bana dediğinde de hani mutlaka çık. Zaten dedim yer bakıyorum. Bulduğum anda çıkacağım. İşte bir hafta 10 gün sonrasıydı. Evi oradan kaldırdık. Evet, 23:32 saatler. Bu arada aradaki şarkıları birazcık böyle ritimli seçmeye çalışıyorum. İlk defa dinleyenler varsa konuyla alakalı bir uyarayım da. Yine efendim internette selamını almadığımız, bundan bir ay önce bizden övgüyle bahseden kardeşlerimizden bir tanesi yine bize yapıştırmaya başladı da bir ona bir baktık. Çok enteresan, değişik ya. Bir ay önce yazmış selam, görseydim yazardım ya. Sırf küfür etmesin diye yazardım yani ya. Ama ne bileyim, görmemişim. O da bir ay önce onun can ciğer abisiyken şu anda bizi öyle görüyor olması kendi adına üzdü bizi daha doğrusu. Nerede? Dur bakayım. Evet, saat kaç? 23:32. Gamze bizi aramış. Gamze Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Serdar Bey, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz acaba? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hikayenizin adı mezarlıktaki cinler ve akabinde devam eden olaylar, doğru mudur? Evet, yani birçok olay oldu da ben bir konuyu anlatmak istedim. Daha doğrusu siz de o şekilde sordunuz, anlattım. Evet. İstiyorsanız anlatayım ben. Buyurun efendim, buyurun, dinliyoruz. Benim yani yaklaşık 5 yıl öncesine kadar bazı problemlerim oluyordu, sorunlarım. Evet. Sürekli hani kulağımda yeter diye çığlıklar atılıyor. Kulağınızda mesela, yeter diye çığlıklar atılıyor. Evet, yani yeter, böyle yeter diye bağırılır ya hani. Evet. Böyle isyan gibi bir çığlık. Ben kendimi çok böyle zor tutardım. Kulaklarımı kapatırdım yeter artık diye. Artık psikolojim alt üst olmaya başlamıştı o derece. Evet. Sonra tabii ben bunu kimseye anlatamıyorum. Hani anlatamıyorum derken, anlatsam bile psikolojik olarak düşünüyorlar. Gece yattığım zaman sürekli boğazımı sıkan bir şeyler. Sırt üstü, ben kesinlikle sırt üstü yatmayı sevmeyen bir kişiyim. Sağ tarafıma yatarım, sol tarafıma ya da yüzüstü. Yatağıma girdiğim an bir anda sırt üstü bir şey çeviriyordu beni böyle. Omuzlarından bastırarak. Bir anda göğüs kısmıma, göğüs kafesime bastırıyor. Laf okuyacağım, felak okuyacağım, izin vermiyor. Kulağıma bir fısıldı. İstediğini oku. Senin başından gitmeyeceğim. Ben içimden okuya okuya kan ter içerisinde bir anda çığlık atıyordum. Annem geliyordu, başımda okuyordu falan. Hatta bir ara ben de şey olmaya başladım Serdar abi. Annem başında dua okuyacağı zaman git başından. Bana o cümleleri, o kelimeleri söyleme. Kim diyor bunu? Ben.
anneme söyledim, o kulaklarıma tıkardım. Annem bile artık farkına varmaya başladı. Beni bir hocaya götürdüler. Hocanın karşısında daha oturdum ama ben ne haldeydim? Artık yüzüm kireç gibi, gözlerimin biraz altı... Biraz sakin, kireç. Biraz sakin anlat. Dur, bir çok şey hızlı anlatıyorsun. Soracaklarımız var sana. Ne kadar sürdü bu olay hocaya gidene kadar? Bu bende yani yaklaşık 7 yıl falan sürdü. 1 yıl falan sürdü. 7 yıl. 7 yıl sürdü. Yani, evet, 7 yıl hocanın yanına gidene kadar değil. Bu süre içerisinde birçok kez beni hocaya götürdüler. Evet. Bu gittiğim hoca hani beni daha çok etkileyen olduğu için bunu anladım. Evet. Hocanın karşısında durdum. Ben yüz kireç gibi zaten, yani dudak, göz altları simsiyah. Gözlerimi açamıyorum artık. Hoca göz temasıyla göğsüme baktı. Gözlerime temas kurdu. Sonra tekrar göğsüme bakıp şurana bastırıyorlar. Yani eliyle göğsünü gösterdi kendi de. Burana bastırıyorlar beni dedi. O anda ben bağırarak ben ağlamaya başladım. Beni rahat bırakmıyorlar ve bana kimse inanmıyor. Artık ben rahat uyumak istiyorum diye bağırdım. Anneme döndü, annem yanımdaydı. Kızının üstündeki gördüğüm naları hiç kimse de görmedim. Ve kızının üzerinde çok büyük büyüler yapılıyor. Ama onu koruyan bir şeyler var. Annemle babam çok fazla Kur'an okurlar. Çocuğunuzu koruyan çok sizin okuduğunuz dualar dedi. Siz dedi çok okuyorsunuz. Ondan sonra hoca orada dedi ki tavuk pisliği, güvercin pisliği. Dur, onları anlatma, tamam, onları anlatma. Yani bir şey yapılışını mı anlatıyorsun? Bir şey. Bir şeyler söyledi, tamam. Onların anlatıldığını materyal, ben yasak olduğunu bilmiyordum. Yok, yasaklıkla bir alakası yok da yani madde verme ki insanlar etkilenmesin, uğraşmasın, anladın mı? Anladım. Hı. Anladım abicim. Doğru söylüyorsun, haklısınız. Birkaç şey söyledi, bunu yapın dedi. Yakmamızı, yakılmasını istedi. Şimdi abi bir çakma eline alırsın, gazeteyi tuttuğun zaman ateşe, direkt ateş alev alır. Evet. Birçok gazete yanmadı. Ateşi tutuyoruz, yanıyor, çektiğimiz zaman direkt kül olup dökülüyor. Bir tür duman çıkmıyor. Önemli olan o duman. Çıkmadı. Bir süre boyunca ben annem dua okuduğu zaman kabul etmedim. Ve gizliden gizliye artık benim içtiğim süre aynı şekilde dua okunuyor. Yastığıma falan. Bir gün Ramazan ayıydı. Geçen sene değil, ondan önceki sene. Sahurdaydım. Annem bile sahurluğunu hazırladım. Bir anda tekrar başladı o ses. Ben de elim ayağım titriyor ama benim. Anneme artık ben dayanamıyorum deyip yere çöktüm. Kulaklarımı kapatıyorum, el ayak titriyor bende ama çok kötüyüm. Direkt komşuya haber verdi ve beni hastaneye götürüyorlar. Bizim hastaneye gitmek için de mezarlık yolundan illaki geçilecek. Nereden gidersen git. O yol çıkacak oraya. Abi kafamı bir çevirdim. Mezarlıkların başında siyah çarşaf giyilmiş ama gözlerden ateş, nasıl diyeyim, alevli gözler sanki. Kırmızı ışık. Bakıyorum, ağlamaya başladım. Annem yüzümü çeviriyor. Ne oluyor? Görmüyor musunuz siz diyorum. Annem diyor neyi göreceğiz? Başladı yine okumaya. Okuma dedim. Okuma şunu. Sen okulukça bana geliyorlar. Sonra beni götürdüler. İşte sakinleştirdi falan ve ben çok ağır şeyler yaşadım. Kimi insanlar yaşadığım ağır şeylerden dolayı benim bu hallere geldiğimi düşündüler. Kimisi yani üç harflerden olduğunu düşünerekten şey yaptılar. Evet. Ama ben çok gerçekten de artık kaldıramıyordum. Artık bir zamandan sonra kendimi toparlamaya başladım. Yani benim din inancım İslam olduğu için ben namazımı kılmaya başladım artık. Çok zor geliyordu bana, çok ağır. Ben Gamze, yeneceksin sen bunu, yapacaksın diye. Ne bileyim, üzerimde duamı taşıya taşıya yendim. Ama şu var. Hiçbir şekilde korkmuyorum. Hatta benim birçok daha şeylerim oldu. Mesela ben bir evlilik geçirdim. Evlilik zamanında evli olduğum kişi yurt dışında çalışıyordu. Onunla bir telefonda bir tartışma yaşadım ben. Ve tartışmadan sonra ben uyuduğumu hatırlıyorum abi. Sabah kalktım. Kalktığımda bunun üzerinde kan. Ne oldu böyle diyerekten bir anda şaşırdım. Benim bir kızım var, o zaman da küçük yaşında, 3-4 yaşlarında. Anne koluma ne oldu dedi. Abi kafamı bir çevirdim. Serçe parmağın girecek şekilde kesilmiş. Ben kesmişim ama bunu, haberim yok. Nereyi, kafanı? Hayır,
kol, sağ kolumun tam omuz kısmı böyle. Ay, sağ kolum. Yan taraf. Ve kafamı çevirdim, yere bir baktım, neşter var. Ben evde neşter olduğunu bile bilmiyorum. Evde neşter yoktu zaten. Yani neşter nereden gelebilir? Nereden gelebilir? Bir yerden gelemez. Yani ben nereden alındığını bile bilmiyorum. Neşter bildiğim kadarıyla ameliyathanelerde kullanılır. Hı hı. Genel. Ama ben yani ben o şekilde biliyorum. Neşter nerede satılır, ne olur bilmiyorum. Anladım. Sonra orada kızıma şey dedim ben. Kızım geri dedim, susadım. Su içerken elektrik kesildi. Bardak tuttu, üstüne düştüm dedim. Artık ben de bu durumlar olunca beni hastaneye yatırmaya başladılar. Ben kendi kendimi kesip üzerine tuz basıyormuştum. Ne yapıyormuşsun? Tuz basıyormuştum ama... Hanımefendi doktora gittiniz mi? Bunlar gittim. İçin. Ne dedi size? Yani bir şey oldu mu karşılığında? Ya tabii ki ben tedavi falan gördüm. Tedavi gösterdiler de tedavilerle alakası yok. Hı. Sürekli zaten avucunun içine alan bir şey vardı beni. Sürekli yönlendirme. Nasıl mesela? Nasıl eminsiniz bu kadar? Bir özürler olsun, sormak zorundayım çünkü hikayeyi anlattığınız için. Nasıl eminsiniz bir şeyin yönlendirdiğine sizi? Ya şu şekilde abi, içimde bir şey, yani birisi sanki içimden konuşuyor. Mesela ben oturduğum yerde bir anda bir geliyor, bir ses kulağıma konuşuyor ve ben gözlerim bir anda, o zaman için söylüyorum. Ben yaklaşık 2-3 yıldır tamamıyla hayatımda hiç böyle bir şey yok. Hı hı. Ben sadece hani programımıza katılıp size de katkıda bulunmak istedim, sağlamak istedim. Sağ olun. Anlatmak istedim. Sağ olun, teşekkür yani ederiz. Bu durumları hiç şey yapmıyorum. Şu var, hiçbir şekilde korkmuyorum çünkü Allah'a inancım çok fazla. O yüzden bana yaklaşamıyorlar. Çünkü üç harfliler çaresiz, umutsuz, zor durumda olan, kötü durumda olan insanları yakalayabiliyorlar. Ve gece saat 2 ile 4.30 arası daha çok üstlerine gidiyorlar. 2 ile 4.30 arası? Gece 2 ile 4.30 arası o saatlerde daha çok o insanları, hele ki umutsuz olan, çaresiz olduğunu hisseden, hani derler ya ölmek istiyorum ben, hayatım kötü şöyle böyle, o insanları hani doğru şeye yönelmeden onları avuca getirmeye kalkıyorlar. Anladım. Ben hani şöyle söyleyeyim, direkt aklımıza şey gelmesi, hani psikopatlık olarak gelmesi çok doğru. Şu an üniversite okuyorum, çok şükür ki her şeyi atlatabildim. Ha, bu psikolojik sorunsa onu da atlattım. Ama ben üç harflerle de mücadele ettim. Bunu biliyorum. Çünkü ben bir gölgeyi karşımda gördüm. Ve ondan sonra zaten kendim uzun bir süre gelemedim. Geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek, rica ederiz. Çok teşekkür ederiz bizimle paylaşmaya değer bulduğunuz ederim. İçin. Sağ olun. Dinlediğiniz için de ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Hayırlı geceler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi sevgili arkadaşlar, 251-2021 arayan dinleyicilerimiz de var. Ya bizde de hikaye var. Asıl bizdekini dinle, asıl bizdekini dinle diye. Aradığınızda Ömer'i kandırmanız lazım diyorum ya hani. Hikayenin korkunç olduğuna, gerçekten sağlam olduğuna. Ömer az önce bana abi enteresan bir hikaye geldi dedi. İçeriğini bilmiyorum. Bir ara vereceğim. İçeriğini öğreneceğim. Eğer ki gerçekten öyle anlattığı gibi enteresan bir hikaye ise aranın hemen ardından ben de sizinle ilk defa canlı yayında dinleyeceğim. Bu program korku unsurları içermektedir. Evet, bir beyefendiden canlı bir hikaye dinleyeceğiz şimdi. Anlatacağı olaydan eşinin haberi yokmuş. Zannediyorum eviyle alakalı bir problem. Aldığı evde bir şeyler varmış. Eşinin de haberi yokmuş. Eşi de evdeymiş de eve çıkmadan bağlayabilir misiniz dediler. Ömer de enteresan bir hikaye deyince şimdi bağlanıyor beyefendi. Hatta geldi galiba. Galiba geldi. Evet, kim? Murat Bey. Murat Bey doğru mudur acaba? Doğrudur Serdar'cığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar abicim. Merhabalar. Enteresan merhabalar. Bir hikayeymiş. Almış olduğunuz evle alakalı bir problem var galiba. Eşinizin de haberi yok. Onun yanında konuşamadığınız için bu konuyu, haberi olmadığından dolayı. Aynen. Aynen Serdar'cığım. Neden haberi olmadığını anlatacağım olayın sonunda anlayacaksınız. Şimdi ben arkadaşı biraz önceki paylaştığınız o evle ilgili hikayeyi dinlemeden önce aramıştım. Evet. Bunu paylaşmayı istemiştim. Yani bu olayı sadece ben, kayınvalidem ve işte bu olayı çözen o yaşlı teyze biliyor. Hı hı. Eşimin bu durumdan hiçbir şekilde haberi yok. Ben de şu an taksi şoförüyüm. Eve geldim, paydos ettim. Eve çıkacaktım. Arkadaşı arayınca arabayı park ettim, bekledim. Evet. Şimdi Sarvar'cığım, biz bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce bir ev satın aldık Avcılar semtinde. Evet. Bu
eve taşınmadan önce bu arada şunu belirteyim. Eşimle biz çocukluk aşkıyız. Yani evet. İlkokulda aynı sınıftaydık. Ortaokul ve liseyle birlikte okuduk. Sonunda da işte üniversiteden mezun olduktan sonra da evlendik. İşte hayalimizdi hep böyle şöyle bir evimiz olsun falan diye. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için de bir ev satın aldık. Evet, ben bir de bu arada bir şey söyleyeceğim Murat abi. Evet. Ben dinliyorum sizi, kesintisiz dinliyorum. Aralarda da devamlı evet, tamam, tabii evet gibi tepkiler beklemeyin benden ki. Bu hikayeleri internete verdiğimiz zaman onları ayıklamak zorunda kalıyoruz. Siz direkt anlatın abi. Ben çekildim ama dinliyorum, buradayım yani. Tamam Serdar'cığım. Bu evi satın aldıktan sonra hayatımız tam bir işkenceye dönmeye başladı. Eşimle birbirimize sesimizi dahi yükseltmemiş bir çift olarak söylüyorum bunu. Evde akıl almayacak derecede büyük kavgalar çıkmaya başladı. İşte tabaklar, çanaklar havada uçtu. Ben eşime hakaret dahi etmemiş biri olarak işte elimine geçerse sağa sola vurup kırmaya başladım falan. Artık evliliğimiz çok acayip bir noktaya gitmeye başladı. Daha sonra gece yatak odasında yatıyordum. Uyandım. Su içmeye ihtiyacı duymuştum çünkü. Başımı çevirdim de eşim yanımda yatıyordu. Kalktım, mutfağa gittim. Bu arada evin koridorundaki lambalar sürekli yanıktır bizde. Eşim gece mutfağa falan gitmek için kalktığında karanlıktan korkmasın diye. Korkar çünkü kendisi karanlıktan. Mutfağa gittiğimde mutfağın lambasını yaktığım gibi eşim mutfağımda yemek yediğimiz masada oturuyor ve bir şeyler yiyordu. Sen uyumuyor muydun dedim. Cevap dahi vermedi. O ara taksi şoförüyüm ben, tek çalışıyorum. Uzun süre direksiyon salladığım için uykusuz falan kaldım. O gün de biraz yorgundum. Herhalde halüsinasyon falan görüyorum. İşte yorgunum ondan dedim. Yatak odasına gittim. Eşim yatak odasında yatıyordu çünkü. Uyandırdım. Sen mutfakta değil miydin falan diye. İşte deli deli olma, yat ne mutfağı, ben uyuyorum, bölme uykumu falan. Çocuk uyanacak şimdi dedi. Tekrar neyse, bugün böyle bitti. Aradan bir gün daha geçti. Duş almak için eve geldiğimde banyoya girdim. Duş alırken işte şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu nasıl söyleyeyim onu da tam kelimeleri düzgün seçmeye çalışıyorum. Duşta eşinizin yanınızda olduğunu farz edin ki biz hani böyle bir şey daha önce hiç denemedik bile yani. Evet. Sonra işte duş aldım. Eşim beni kuruladı. Evet. Eşyalarımı getirdi. Elbiselerimi giydim. Evet. Eşortmanlarımı falan. Salona geçtiğimde eşim üzerinde başka bir şeyle televizyon seyrediyordu salonda. Bu sefer çok farklı şeyler düşünmeye başladım ki bir de bu ana kadar bu tarz olayları duyar fakat gülerdim yani. İşte ya saçma şeyler işte gibi düşünüyordum. Hı hı. Daha sonra bu işler, tartışmalar daha da şiddetlenmeye başladı ve biz ayrılma kararı aldık. Eşim ailesinin yanına gitti kızımızla birlikte. Ben de kendi aileme, başka bir semtte kendi ailemin yanına gittim. Evin kapısını kilitledik Serdar. Bir anahtar sadece bende var. İşin en garip noktası bu. Burada çünkü bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü kafada bir soru işareti kalsın istemiyorum. Evin anahtarları hepsi bendeydi. Çünkü çok kızmıştım eşime. Evden kırık iğne dahi alamazsın falan diye. Kapıyı kilitledim böyle. Anahtarları aldım. Ve biz 3 ay kadar bu şekilde ayrı yaşadık. Ben sadece çocuğumu görmek için gidip geliyordum. Bir gün kayınvalidem telefon açtı bana. Dedi ki oğlum, siz hani birbirinizi çok severek evlendiniz. Bu işin içinde bir iş var. Kayınvalidem de bu arada böyle beş vakit namazında çok böyle şey aşırı böyle şey bir kadındır. İşte başını seccadeden kaldırmıyor derler ya. Evet. Öyle bir kadındır. İşte böyle hatta işte bilmem 1000 taşlı 1500 boncuklu tespihleri falan var. Sürekli zikirler çeker falan. Tamam. Böyle seccade işte. O söyleyince ben de dedim ki yani bunlar hep dedim deli saçmalar. Hani böyle bir şey olamaz. O dedi işte size dedi biri büyü yapmıştır. Bu arada eşim ve ben çalıştığımız için sürekli bizim evimize çok fazla misafir de gelmez. Gelenler belli işte baldızlarım, kayınçom, kendi kardeşim, annem babam, kayınvalidem, kayınpederim. Onlar da bizim kötülüğümüzü isteyecek insanlar değil. Daha sonra artık dayanamadım kayınvalidemin ısrarlarına ve kabul ettim. Birkaç gün sonra aradı beni. Eve geldim anahtarlarla birlikte. Bir yaşlı bir kadın vardı yanında. İşte böyle 55-60 yaşlarında kapalı böyle çarşaflı bir abla.
İşte kendini tanıştırdı bana. Bak oğlum dedi, ben buraya işte size yardım etmek için geldim. Sakın hani aklımda kötü bir şey olmasın. Ben para pul şu bu gibi bir şey için burada değilim. Ben işte kayınvalideni çok sevdiğim için sadece yardım etmek için geldim eğer böyle bir şey varsa. Ben de işte hala dalga geçiyorum. Tabii tabii teyze, gidelim bakalım falan. İşte çıktık yukarıya evin kapısına. Kadın evin kapısına gelince böyle işte gözünüz kararır, eliniz ayağınız boşalır, ayakta duramaz, yarı baygın bir şekilde yere yığılırsınız. Evet. Kadın titreyerek yere yığıldı. İşte ne oluyor teyze falan koluna girdik. Ama ben bir yandan içimden sürekli şunu diyorum. Lan şarlatana bak diyorum. Şimdi kim bilir evet, neler neler sayacak falan. Kadın dedi ki bu evde çok kötü şeyler var dedi. Ne olabilir teyze evde dedim, hani bizim hani normal yaşadığımız bir ev, burada ne olabilir mi kötü? Bu kapının, çelik kapının altında hemen hemen her evde aynıdır, bir mermer bir şey vardır. Evet, plaka, evet. Eşik derler. Bu kapının eşiğini kırın dedi. Allah Allah. Anne dedim, kapının eşiği dur görmüyor musun? Hani ilk günkü gibi duruyor orada. Yapıştırılmış bir vaziyette, etrafı silikonlu. Hı hı. Bunu kırın dedi. Neyse, eve girdim, balkonda alet çantasından işte çekiçle bir büyük tornavida buldum. Bayağı vura kıra parçalaya kırdım onu. İçinde yani şeyin, eşiğin altında küçük bir oyuk, oyuğun içinde bu ağzı hani kendinden böyle çıktı mı diyeyim, cırttı mı diyeyim, ne diyeyim, bir çeşit torba vardır. Anladım, deridir böyle ha. Ufak böyle hafif. Aynen böyle plastik şerit şeklinde bir şey vardır, onu parmağınızla evet, sıktığınızda evet, kapın. Böyle bir torbanın içinde bir hayvana ait olduğunu o an için düşündüğüm organlar vardı. Göz, işte cinsel uzvu, işte bazı birkaç parça, bir miktar kırmızı bir sıvı. Tamam söyleme şeyleri, o malzemeleri söyleme. İçinden... Ve bir kağıt parçasında da Arapça bir şeyler yazıyordu. Tabii ben o an hala şey diyorum içimden. Ya işte bunlar kesin hani kayınvalidem bana söyledi. Bu kadın da bizim burada oturduğumuzu biliyor. Önceden geldi, şimdi hani bize şey yapacak, şarlatanlık peşinde olduğunu düşünüyorum hala. Hı-hı. İçeriye girdik. Kadın işte çantasından bir Kur'an-ı Kerim çıkarttı. Okumaya başladı evin odalarını gezerek. Biz de peşindeyiz bu arada. Hiçbir şekilde yalnız kalmadı bu kadın evin içinde. Sürekli yanındaydık bu olaylar yaşanırken. Banyoya girdik. Banyoda okurken bana bir fayans gösterdi eliyle. Bu arada banyonun duvarları tamamen fayanstı. Hı-hı. Burayı da açın dedi. Ben artık o şeyi gördüm, hala içinden işte bakalım buradan şimdi bir şey çıkmayınca ne yapacak acaba falan diye düşünüyorum. Kırdım Serdar, benzer bir bazı materyaller de oradan çıktı. Ben bu sefer şey yani çok acayip bir ruh haline büründüm. Korktum açıkçası. Neler oluyor diye düşünmeye başladım artık. Hani tamam, kapının eşiği de bu nasıl oluyor? Bu evin anahtarları sadece bende var. Bu eve girmedi. Daha önce hiç bizim evimize gelmedi. İlk defa gördüğüm birisi, nasıl olabilir böyle bir şey diye. Daha sonra evin farklı odalarında yine bu şekilde şeyler bulundu. Materyaller. Kadın dedi ki bu eve bir büyü yapılmış. Peki ne yapmamız gerekiyor? İşte şey, bu hanenin içinde yaşayanların mutsuz olması için yapılmış bir şey. İşte bu domuz ismiyle adlandırılan bir büyü ismi söyledi bize. Hı-hı. Peki dedim, ne yapacağız? Yani eşinin seninle bir problemi yok. Ben bunu dedi çözeceğim, sen merak etme. Daha sonra birkaç gün sonra kadın bize bir kase tatlı gönderdi. Süt ve pirinçle yapılmış. Eve geçtiniz mi siz bu arada? Hayır eve geçmedik bu arada. Bir yani şok vaziyette ben o, hala işte şey tamamen böyle işi gücü falan bıraktım 3 gün boyunca. Kim ne yapabilir, kim nasıl yapabilir bunu düşünmeye başladım. Daha sonra kadın kayınvalidemin işte adına mallevi diyemem, sütlaç da diyemem ama sütle yapılmış bir tatlı bir kasede 2 tane de kaşık gönderdi. İşte bunun dedi yarısını sen, yarısını eşin yiyecek, bana kaşıkları göndereceksiniz, ben bu işi çözeceğim dedi kadın. Neyse, kadın dediğini yaptık. Daha sonra ben işten geldim. Annem nerede kalıyordum? Bayrampaşa'da oturuyor ailem. Ayrı olduğumuz için. Taksiyi kapının önüne park ettim. Eve çıkıyordum. Telefonum çaldı. Her zaman normal günde işten eve geldiğim saattir. Ben eşim ve kızımı geç saatte yalnız bırakmam için bu saatlerde paydos ediyorum sürekli. Evet. Neredesin sen dedi. Dedim neredeyim? İşten geldim dedim. Çabuk hadi yukarı gelsene. Çocuk baba seni özledi, uyumuyor. Sen bu saate kadar kalmazdın, neredesin? Hadi eve çıkacağız, bak anahtar üstündeymiş. Annem neredeyse, hadi gel eve çıkacağız, seni bekliyorum dedi. Ben tabii Esra ne diyorsun sen falan dedim. Dedik sonradan
jeton düştü bende. Onun hiçbir şeyden haberinin olmadığını. Yaşadığımız olayların hiçbirinden eşim hiçbirinin farkında değil. Yani o gün hiçbir şey olmamış. Sanki biz hiçbir şey yaşamamışız. Evde o tartışmalar olmamış. Biz hiç işte boşanmanın eşine gelmemişiz gibi. Beni eve çağırdı. Ben de hiçbir şey belli etmeden eve geldim. Daha sonra araştırmaya başladım. Ben bu evi sattım bu arada. Çok özür dilerim. Komik olsun diye söylemiyorum meraktan. Satarken söylediniz mi bunları? Hayır Serdar. Vay yazık. Evet. Yani bir emlakçı aracılığıyla sattım zaten. Yani alan kişiyle ilgili. Ha, emlakçının bu durumdan bilgisi var mı? Var. Ama emlakçı satan şahsı ben şey yapmadım. Vekalet vermiştim zaten. Anladım, evi satın alan şahısla hiçbir şekilde diyaloğa girmedim. Anladım abi. Evet. Gittiniz eve. Daha sonra araştırmaya başladım ben bu evi. Aldığım adamı buldum. Benim kardeşim bak böyle bazı şeyler yaşadık biz. Bu nasıl böyle bir şey olabilir falan. Aram bana şey dedi. Ya ben dedi ne bileyim kardeşim dedi. Ben dedi o evi dedi kumar masasında kazandım. Aldım. Sana da sattım. Ben o evde oturmadım. Eve girmedim. Bilmiyorum dedi. Daha sonra o evi kumar masasında bu arkadaşa veren aileyi bulduk. Yani adamı bulduk. Eşini bulduk. Bu büyüyü yapan bu şahsın eşiymiş. Ağlaya sızlaya bu evden çıkıp kiraya gittiğinde bu eve gelen gün yüzü görmesin diye böyle bir şey yapmış. Ama ben sizin böyle orada oturacağınızı bilmiyordum. Ben o evde işte kocamın kumar masasında her şeyini alan insanların oturacağını düşünerek böyle bir şey yaptım. Çok özür dilerim gibi cümleler kurdu. Tabii bu işi yapan da yaptıran da bizden değildir demişler. Böyle bir olay yaşadık Serdar. Çok şükür şu an her şey çok güzel. Hatta ikinci kızımız dünyaya geldi. Yaklaşık 1,5 sene oldu. Allah bağışlasın. Bu olayların üzerinden. Eşimin hala tabii bu durumdan, bu yaşananlardan, benim onu işte farklı odalarda farklı şekilde gördüğümden hiçbir şekilde haberi yok. Bu kadının bize gönderdiği tatlı olayından sonra her şey eskisi gibi şu an. Gayet mutluyuz. Ama tabii bir 6 aylık periyotta dünyamız zindan oldu benim açımdan. Yani eşimle tabii tartışmalardan dolayı çok yıprandı. Fakat olayın diğer boyutuyla ilgili hiçbir bilgisi yok. Anladım. Peki Murat Bey, teşekkür ederiz hikayeyi paylaştığınız için. Enteresan, etkili bir hikayeydi. Sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi geceler. Görüşmek üzere. Sevgili arkadaşlar, canlı dinledik bu hikayeyi de. Bu da canlı bir hikayeydi. Bant kaydı değil. Yani şu an aradı, anlattı beyefendi. İlerleyen haftalarda bir kez daha dinlersiniz diye düşünüyorum ama şu an canlıydı. Birkaç dinleyicimiz yazmış WhatsApp'tan. Çok enteresandı yalnız ya. O işte fayansı göstermesi falan. Allah Allah. Bir de Ömer de bir şey yazmış. Bak onu da okuyayım. Diyor ki senin de dikkatini çekti mi abi diyor. Bu olayları yaşayanların yarısından fazlası önceden ben bunlara inanmam diyen kişiler demiş. Benim ondan daha çok saat dikkatimi çekiyor bu olaylarda. Hep böyle üçlü bir saat. Yani işin içinde hep bir üç var. Üçe beş var. Üçü beş geçiyor. İşte üçe yirmi var. Üçü yirmi geçiyor. Üç. İşte üç buçuk. Üç kırk beş. Ama hep bir üç var yani saatin içinde. 0544 330 30 30 bana ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası 0544 330 30 30 ya da Twitter'dan @SerdarGökalp @SerdarGökalp. Beyefendinin hikayesiyle alakalı WhatsApp'tan da Twitter'dan da yazılanlar var. Evet ben de aynı fikirdeyim. Şey de duymuştum mesela işte hani o domuz yağı sürülmesi falan filan tüylerim diken diken oldu demiş Ebruşka. Mürsel çok etkilendim reis demiş efendim. Başka. Şöyle WhatsApp'tan bakayım. Buna benzer bir hikayemiz de bizde var demiş efendim. Dediğim gibi 251-2021 aramanız lazım. Sevgili arkadaşlar bir ara vereceğiz. Son bir saat zaten. Bu program korku unsurları içermektedir. Efendim Ömer Hican Hanım'ı bağlayacak. Hican Hanım bağlanana kadar şöyle bir yazılanlara bakalım. Ne ayrılabiliyorum radyonun başından, ne dediğini isim geliyor, nasıl bir şey bu? Deminki hikaye çok enteresandı demiş bir dinleyicimiz, ben de onu dedim. 10 numara sarıyor. Şarkıları teke indirseniz demiş. Ama şimdi şey gibi hani böyle bir şey, ama dur bahsetme, başka şeyler konuşalım dersiniz ya. O işte başka şeyler konuşalım kısmında hikayenin şarkı kısmı devreye giriyor bizde. Hican Hanım hattımızın diğer ucunda galiba. Doğru mudur Hican Hanım? Evet buradayım.
Türkiye radyolarında bir ilk, mizah programını arayıp korku programına paslanmak değil mi? Evet. Peki. Hatırladığım kadarıyla tuvalete gidiyordunuz. Tuvaletinin camından bakınca bir incir ağacı vardı ama baştan alalım. Çünkü erken saatlerde bağlandınız. Programın bitimine 45 dakika kaldı. Yani çok az bir süre kaldı. Onun için radyosunu yeni açanlar vardır. Siz şöyle bir en başından detaylı bir şekilde anlatırsanız bize, sevindirirsiniz bizi. Gece uyuyordum. Evet. Uykuda 3-3.5 civarıydı. Yine 3-3.5 civarı ya. Yine saate evet, bakar aynen. mısın? Evet. Aynen. Zaten o saatlerde oluyor ne oluyorsa. Ben kalktım yatağımdan. Evet. Işığımı yaktım. Evet. Ondan sonra lavabonun ışığını da yakıp içeri girdiğimde camımın açık olduğunu gördüm. Camınızın açık olduğunu gördünüz. Daha sonra camdan merak edip tabak çanak sesleri falan geliyordu ilk başlarda. Ürktüm. Ama dedim ne olursa olsun bakacağım. Hani acaba ben mi yanlış duyuyorum, bir kedi mi geldi? Olabilir ya, bahçe çünkü. Evet. Bir baktım ki karşıda incir ağacı gözüme takıldı. Zaten o meyve vermeyen bir ağaç. Çok da büyük. Ve benim odunluğum var karşı tarafta. O odunluğun üstüne bu incir ağacının yaprakları yayılıyor. Evet. Tam onun ucunda bir cisim belirdi ve boyu da çocuk boyunda bir şeydi. Kafası da oval yuvarlaklıkta, kocaman bir şeydi. Gözlerine dikkatimi çektim. Bir baktım ki kocaman gözleri var, kıpkırmızı. Vücudu nasıl? O anda vücudu, boyu kısa dedim ya çocuk kadar... Ayaklar böyle yana dönük. Tam ters değil yani, yana dönük. Yana, evet. Çok da büyük ayakları vardı. Mesela ne diyeyim, 45 numaradan büyüktü ayağı. Evet. Onun o ayaklara bir de tırnakları çok uzundu. Elleri de yamuk, böyle insan eli gibi değil de daha bir uzun, hani uzaylı eli derler ya. Evet. Onun gibi çarpık bir şeydi kolları. Sonra arkasında hani kuş kanadını bilir misiniz? Evet. Bilirim yani, herhalde bilirim kanadı. Aynı kanattan bahsediyorsak. Evet. Kuş kanadı gibi bir kanat açıldı. Arkasında. Öyle bir pelerine benziyordu. Bayağı büyük bir pelerindi. Onun vücudunu böyle eliyle böyle hani şey yaparsınız ya, kolları birleştirir de. O şekilde yaptı pelerinle. Ondan sonra tekrar kollarını, kanatlarını bir açtı. Kollarını görünce, ayaklarını görünce ben dondum orada. Ne gördünüz ondan efendim? Sonra, kolları, ayakları. Yani nasıl, böyle bir çıplak ten miydi? Üstünde bir şey var mıydı? Vardı. Böyle vücut yapısı olduğu gibi üzerinde, yani elbise demeyeyim de elbise, onların değişik bir şey ya, anlatamam yani, yani yaprağa benzer gibi bir şey vardı sanki üzerinde ama. Alo. Dinliyorum efendim. Ben kesildi zannettim yayın. Yok, dinliyorum. O anda o kadar korktum ki şöyle bir 10 dakika duraksadım, böyle 10 dakika orada durmuşumdur gerçi. Ondan sonra hala tüylerim diken diken oluyor, kafası kocaman bir şey görünce insan... Nasıl gitti oradan sonra? Ben 3 defa destur dedim. Ondan sonra bu kayboldu. Daha sonra odaya doğru yönelip geldiğim zaman birden ara lamba, tuvalet lambası, bir de odamın lambası olduğu gibi hepsi patladı. Çatladı. Patladı. Patlamak nasıl biliyor musun? Böyle hani... Şimşek çakar da yere kadar ışık vurur ya, lambalardan öyle bir alev çıktı, düşünebiliyor musun? Peki. Ondan sonra ben tabii ki öylece kala kaldım olduğum yerde. Evde eşim vardı, eşimi uyandırdım. Ama bayağı bir 15-20 dakika yerimde kalmışımdır. Evet. Ne sağa gidebiliyorum ne sola gidebiliyorum, sanki bir şey beni tutuyor. Evet.
belli bir zaman durdum. Ondan sonra eşimi uyandırdım. Şalterleri açtık. Fazla bir oturduk biraz. Ondan sonra yattım. İki gün sonrası da gece evimin odamın içerisinde defalarca günlerce böyle bir hafta boyunca evimde bir insan vücudu şeklinde 3 metre boyunda hemen hemen vardı. Nerede? Evin içinde mi? Odanın tam ortasında duruyordu ve ben ona çok özür, bakıyordum. Çok özür dilerim. Tavan mesafeniz ne kadar sizin? 3 metre var mı tavan şu an? 3 metreye biraz geçkin benim. Vay, güzel ev o zaman. Evet. Ondan sonra görünce böyle dondum. Ne kıpırdayabiliyorum. El hareketini yapamıyorsun. Ayaklarını kıpırdatamıyorsun. Dondum öylece bakıyorum. Sonra o da bana bakıyor. Baktığını da görüyorum. Yüzü ama böyle hafif böyle belirgin belirtisiz böyle gölge misali. Ondan sonra bu bir hafta boyunca böyle geldi. Evet. Ondan sonra her gece böyle bakışmalar oldu. Ondan sonra o gitti. Bayağı bir zaman gözükmedi bana. Daha sonra bir akşam uykumdan beni uyandıran bir kişi oldu. Böyle eliyle dürttü beni. Tabii ki bu kişi de çok iri ama bir sefer hani ne derler hani dünyanın en yakışıklı bir insanı olur ya. O misal geldi. Ondan sonra işte yataktaydım tabii o zaman. Bazı bir şeyler yaptı ve gitti. Nasıl, anladığımız gibi mi? Özür diliyorum ben, pardon. Uyuyordunuz evet. Bir gece. Siz yataktaydınız. Evet. Bilinmeyen bir varlık, insan değil ama bilinmeyen bir varlık, 3 metre evet. 3 metre kadar boyu olan bir varlık. Evet. Bunu biriyle paylaştınız mı? Paylaşamadım, eşime anlatamıyorum. Anlatamıyorsunuz. Enteresan. Ya, korkuyorum çünkü daha önceden de eşim bana kendiyle ilgili böyle cinlerle ilgili bazı bir şeyler anlatmıştı. Ne gibi şeyler? Acaba dedim etkilendim mi? Ama etkilenmedim çünkü birebir yaşadım. Yani bir destek almayı düşünür müsünüz bununla alakalı? Bilmiyorum tabii kimden neyden olacağını da. Hiç yani bunu eğer böyle bir şey varsa nasıl, neden paylaşmadınız? Nasıl paylaşmazsınız daha doğrusu? Bence söylemeniz lazım bence. Ay söyleyemezsin. Nasıl anlatırsın böyle bir şey, olay olduğunu? Anlatamam ki, çok utanıyorum. Eşinize söyleyin bari. Utanıyorsunuz ama, çok özür diliyorum da utanıyorsunuz da, şu an kaç milyon kişinin dinlediği belli olmayan bir canlı yayında anlattınız ama bunu. Yani öğrenseniz de fark etmiyor. Ne olsak da? Öğrenseniz de fark etmiyor. Tamam, niye utanıyorsunuz o zaman? Yani doğru mu bu anlattığın hikaye mesela? Bunu ben bunu evet, bu bir... anla, vallahi o zaman bravo ablacığım. Bu anlattığının yarısını bir insan yaşasa ben kekelemekten konuşamam. Siz gülerek anlatıyorsunuz. Değişik geldi bana. Gerçekten yaşadım. Tamam ya. Ama niye kimseye yani, ama... Şimdi çok özür diliyorum da, anladığımız gibi mi dedim? Evet dediniz. Bilmiyorum, diğer dinleyenler de aynı fikirde mi? Siz gece uyurken birisi eşiniz yok muydu uyurken yanınızda? Öbür odada uyuyakalmıştı. Bir varlık, insan değil ama bir varlık geldi, size temas etti siz uyurken, doğru mudur? Evet doğru. Siz bunu hiç kimseye söylemiyorsunuz ama. Evet. Bence söylemeniz lazım. Söylemem gerekiyor ama. Bence eşinizle paylaşın ablacığım bunu, bence. Ya bir psikiyatriye gitsen deli diyecek. Tamam, eşinizle paylaşın, eşinizle. Öyle bir şey demez kimse kimseye. Hiçbir psikiyatri... Ben onu bacıma anlattım. Evet, o ne dedi? Eyvah abla dedi. Bu mu? Bir hocaya görünmen gerektiğini söyledi. Canım ablam, bırak şimdi hocayı. Hocaya gözükürsen ilerleyen günlerde gözükürsün. Sen bunu hemen yarın eşine anlat, olur mu kocana? Tamam. Bence. Bana sorarsan yani ama... neyse tamam, ben sadece dinliyorum, yorum yapmayacağım hikayeyle alakalı, teşekkürler. Ama siz hani şey demiştiniz, hani demin eşimle ilgili sormuştunuz ya. Ha, evet, ne hani, anlattı eşiniz, onu söyleyin bana. Benim eşim daha önce ben otobüs muavinliği yapıyordu. Evet. Benden önce, evlenmeden önce. Tabii biz evlendiğimizde onu bırakmıştı. Bir gün uykuda bunu alıp götürüyorlar. Çağırıyor.
şoför kılığında. Nasıl geliyor? Şoför kılığında? Şoförlüğün bir kılığı mı var? Ya şöyle diyeyim. Otobüs şoförünü benim eşim tanıdığı için sürekli aynı kişiyle muavinlik yaptığı için aynı kişi geliyor, çağırıyor. Diyor ki şoför diyor, dere kıyısında diyor, yol kenarında diyor, araba diyor stop etti, gel leve suya düştü al diyor. Evet. Ondan sonra eşim de bunu gidiyor almaya. Beraber böyle ormanlık yerlerden, çamurlardan, mezarlıklardan geçiyorlar. Evet. Daha sonra dere kıyısında bir yere geliyorlar. Evet. O sırada diyor ki Hasan abiymiş şoförü. Diyor ki in diyor aşağıya diyor. Suyun içine düştü git al levheyi. O sırada bir bakıyor eşim dereye. Derede levhe dik duruyor. Neyi dik duruyor? Levhe. Levye. Hani levhe. Tamam. Yani levye. Evet. Dik duruyor. Ona eğiliyor. Levye uzaklaşıyor. Bir daha uzanıyor. Gene uzaklaşıyor. Üçüncüye bir daha yelteniyor. Levye de derenin ortasına geçiyor. Ondan sonra bir bakıyor dönüyor arkasını. Şoför de yanına gelmiş oluyor o sıra. Bir bakıyor ki adam küçücük boyu. Kafa anladım. Kocaman. Hanımefendi siz bu eşinizin başına gelen hikaye mi bu? Evet. Bunu bilmiyorum ama siz kendi başınıza geleni anlatın. Hani utanıyorum dediniz ya efendim. Evet. Bu hikayeyi herkes duydu. Şu an bir tek kocanızdan utanıyorsunuz. Bence ondan da utanmayın. Onu anlatın yani. Bana sorarsanız. Benim tabii düşüncem bu. Mutlaka anlatın eşinize ya da bir yani yakınınıza falan. Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Çabuk bu yalnız biraz. Bu henüz bitmedi. Yani sürekli yanıma gelip oturuyor. Hala? Evet yanımda. Ben bazen otururken ben orada siplenip kalıyorum. Yanımda oturuyor. Sizi beraber dinliyorum. Beni de dinliyorsunuz. Evet. Keşke beni ulaştırmasaydınız. Keşke. Peki yani yok, öyle nasıl değil. Böyle ben gerçekten yani şimdi değerli dinleyenler. Şimdi ben de hikayeyi ilk defa dinliyorum. Sizin buraya yazmış olduğunuz yorumları okumuyorum. Bende de aynı yorumlar var. Ama ablacığım yani ne bileyim bu rahatlığın çok rahatsız edici bu konuyla alakalı ya senin. Bak açık yekten yüzüne söylüyorum. Senin rahat bu konuyla ben alakalı rahatlığın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sinirlerim o kadar bozuk ki. Bilerek atıyorum anladınız mı? Bilerek? Gülüyorum yani gülerek atıyorum. Anladım. Şu an nerede peki efendim o? Şu an burada değil 3'ten sonra. Gece 3'ten sonra geliyor. Beni nasıl dinliyorsunuz gece 3'ten sonra? Hangi meridyene denk geliyor sizin bulunduğunuz saat? Hayır anlamadınız. Şöyle yanımda olduğunu hissediyorum. Oturduğunu da hissediyorum. Sizi dinliyoruz. Sizin programınız bittikten sonra 3'ten sonra da gözüküyor. 3'ten sonra da en son ne zaman dün gece gördünüz mü? Dün gece gölge şeklinde gördüm onu ben. Yüzü falan belirgin mi peki? Esmer. Beyaz tenli böyle kaşları... Esmer beyaz şey... tenli. Allah Allah. Yok bu... hayır tarif edemedim kusura bakmayın. Beyaz yok. Tenli siyah saçlı kaşları da siyah. Anladım kaşları da siyah beyaz tenli. Peki bunu eşinizle paylaşın ablacığım bana sorarsanız olur. Peki. Evet gerçekten yani tamam. Yalan söylemiyorum. Tamam hanımefendi kimse öyle bir şey demedi farkındaysanız. Ben sadece size değil anlatılan her hikayede bunlar yani nasıl söyleyeyim paranormal olaylar olduğu için tabii ki inanılmaz yerleri vardır. Benim sormam lazım ben sorayım diye buradayım zaten yoksa ben de evden dinlerdim. Onun için sordum ama eşinize anlatın olur mu hikayeyi? Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Size de iyi akşamlar diliyorum. Gece 3'ten sonrasına dikkat edin. Ne kadar? 2,5 saatiniz daha var. Ona göre. De keşke beni dinlemeseydin onunla beraber. Dur bir şarkı çalayım da. Ey ki değerli dinleyenler. Şunu söylüyorum. Sadece hanımefendi değil. Şu zamana kadar korku programında anlatılan bütün hikayelerle alakalı. Hani buraya abi bu nasıl hikaye? Abi bu böyle olmaz, abi bu şöyle olmaz. Ben de sizin gibi dinleyeceğim. Sizinle aynı fikirlere ben de sahip oluyorum. Ama yani her hikaye aynı inandırıcılığı taşımak zorunda değil. Ben de sizin gibi dinleyerek öğreniyorum. Doğrudur, yanlıştır. Bak farkındaysanız doğrudur, yalandır demiyorum. Doğrudur, yanlıştır. Bilmem. Korkunç hikayesi varsa ki... Hanımefendi mizah programı için aramıştı buraya bağladık. Keşke mizahta kalsaymışız yani. İnandırıcı gelmedi demiş bir dinleyicimiz.
Ben yorum yapamıyorum efendim. Ben burada moderatör olduğum için yorum yapamıyorum. Yazılanı okuyorum. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra dur bakayım. Serdar Gökalp.com.tr'den gelen bir malzeme. Hakan Bey anlatacak. Arapça sesleniş. Hakan Bey'in anlatacağı hikaye. Bir ara verelim, aradan sonra geleceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, gece yarısını 38 dakika geçiyor saatler. Böyle söyleyince korku programına daha uygun oluyor, biliyor musun? Nerede benim fon müziklerim? Nerede? Gerim gerim gerenlerden çalayım da. Böyle ufak çocuklar falan şarkı söylesin arkada. Sevgili Ömer Hakan Bey'i bağlayacak. Hikayenin adı Arapça Sesleniş. Gece bu kızları duysan ya evde. Öyle hiç kimse yok evde mesela, bunları duyuyorsun. Eyvah eyvah. Az önce İcan Hanım'ın anlattığı hikaye sence nasıldı demiş. Başa gelmeden bilinmez abiler ablalar. Benim yorumum budur yani. Doğrudur yanlıştır bilmem ama başa gelmeden bilinmez. Hani bir laf var ya, damdan düşen halinden damdan düşen anlar diye. Ben bilemem. Abi herkes bunu okusam mı acaba, bu birazcık şey olabilir, etkili bir mesaj olabilir. Herkesin yanında var. Her zaman hem de demiş. Hani insanların ürperdiği zamanlar var ya, aslında onlara çarpıyoruz işte demiş. Bakayım geldi mi? Evet. Hakan Bey burada. Hakan Bey merhaba. Hakan Bey. Alo Hakan Bey. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bir hikayeniz var. Arapça sesleniş evet. Yazmış çocuklar hikayeye. Evet. Yaklaşık 20 dakika var bitime. Galiba son hikaye olacaksınız. Buyurun dinliyorum efendim. Şöyle bir rüyayla başladı bu. 2007-2008 senelerinde ben lise 3. sınıftaydım. Evet. Rüyamda odamın içini görüyorum. Evet. Odamın içinde benim kırmızı bir gece lambam vardı. Aynı odamın içinde kırmızı gece lambası yanıyor. Kapının arkasında da büyük bir tane incir ağacı var. Rüyanızda. Ondan sonra, evet, rüyamda, bu rüya şu anda. Evet. Ondan sonra incir ağacının üstünde de siyah böyle onlarca karartı var. Yaklaşık hani bir metre boylarında. Ama hiçbir şey göremiyorum, sadece karartı var. Arapça bana bir şeyler söylüyorlar. Ama Dediklerini duyuyor musun abi? Arapça söylüyorlar. Arapça, benim Arapçam hiç yok ama rüyada olduğum için anlıyorum. Yani beni çağırdıklarını hissediyorum. Gel gel diyorlar bana böyle. Ondan sonra ben tabii bakıyorum ya, kimsiniz siz falan diyorum. Korkuyorum falan, gitmiyorum. Ondan sonra uyandım. Evet. Kanter içinde. Saate baktım tabii. Yine 2.45 civarı saat. 3'e çeyrek var dersek daha şey olur. Evet, 3'e çeyrek vardı saat. Kıştı. Yorganı kaldırdım. Su içmeye gidecektim mutfağa. Yorganı kaldırdım. Yataktan çıkmamla yere yığılmam bir oldu. Bu rüya değil değil mi bu? Bu yok. Uyandım. Uyandıktan sonra. Yere yığılmam bir oldu. Ondan sonra ayaklarım, ellerim çekilmeye başladı. Hani bu filmlerde cin çarpma sahneleri olur ya. Artık öyle söylemek istemiyorum ama öyle oldu. Çenem yamuldu. Sol tarafta, yani başım soluma düştü. Sadece bir noktaya bakabiliyordum. Yani bu küçük bir detay mı bilmiyorum ama orada bir tane patlamış mısır vardı. Patlamış mısırı böyle bir yarım saat kadar izledim yani o şekilde. Ondan sonra yavaş yavaş ellerim çözüldü önce. En son çenem düzelmeye başladı. Ondan sonra işte kalktım. Annemin yanına gittim haliyle korkarak. Anlattım durumu. İşte onlar da biraz hani tedirgin oldular açıkçası. Bir iki gün beraber yatmamı istediler. Bir iki gün onlarla yattıktan sonra ben dedim odama geçmek istiyorum. Yani normalde ben bu konuları hani dinlerken çok acayip korkarım. Dinlemek istemem. Ama hani bu
tür durumlarda hiç korku yaşamıyorum. Nedenini bilmediğim şekilde. Hiç korkmuyorum yani. Ondan sonra bir iki gün sonra ben tekrar odama geçtim. Ondan sonra karabasanlarla, rüyalarla devam etti. Yine yatıyorum tam uykuya dalma sırasında. Koyun sürüsü sesi geliyor uzaktan böyle. Koyun çanları sürüsü. Koşa koşa üzerime doğru geldiler. Sonra üzerimden geçti bir sürü. Tabii ama geçerken böyle yatakta aşağı yukarı yani üzerimden geçtiklerini hissediyorum. Sanki böyle yatakta içeri geçip çıkıyorum falan. Ondan sonra hepsi uzaklaştılar sesler. Bir tane bir şey oturdu bütün vücuduma başımdan aşağısına. Yatağın içinde böyle gömüldüğümü hissediyorum. Tabii kımıldayamıyorum, gözümü açamıyorum. Ondan sonra ben dua etmeye başladım. Dua ediyorum. Göğsüm rahatladı, bacağımda oturuyordu sonra. Sonra üstümde zıplamaya başladı bacağımda. Zıpladı. Dua okumaya devam ediyorum ben tabii. Bir de ben şurada bir şey söyleyeceğim. Bu tür durumlarda ben o olayları yaşarken sürekli yuvarlak cisimler olarak geliyorlar. Yani ses olarak. Mesela daha sonra şambrel, topun içindeki şambrel sekince ses çıkartır ya pat 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 diye. Seke seke gitti. Şambrel seke seke gitti. Enteresan. Aynen. Nasıl yuvarlak? Evet. Mesela bir örnek daha ver. Tamam, topu anladım. Tamam, bir örnek daha vereceğim. Daha sonra işte rüyalarla devam etti bu. Ama dediğim gibi hiç bir korku falan hissetmiyorum. Peki çok özür dilerim. Sana en başta Arapça dediklerini böyle birine danıştın mı? Birine. Yok, burada söyle demedim zaten. Birine danıştın mı? Yok, danışmadım. Ya zaten bu Arapça bu rüyaydı. Onun için üzerinde çok durmadım ama daha sonra bir olayı da anlatayım isterseniz. Tabii varsa. Buyurun. Daha sonra ben işte üniversiteyi kazandım. Tabii ara ara geliyor böyle periyodik olarak değil ama. Böyle ara ara karabasanlar, rüyalar vesaire oluyor. Daha sonra üniversiteyi kazandım. Üniversiteye gittim. Mecidiyeköy'de bir arkadaşım vardı benim. Pansiyonda kalıyordum o sıra. Pansiyonda kimse kalmamıştı. Benim de canım sıkıldı. Aradım bunu. Dedim ben sana geleceğim. Atladım Tekirdağ'dan Mecidiyeköy'e gittim. Hı. Ondan sonra neyse işte gezdik, dolaştık, film izledik falan. Sonra yattık. Yattığım yerde ben salonda yatıyordum. Salonun kapısından böyle ince bir hol diyeyim artık, bir antre gibi bir şey var. O antrenin sonunda da arkadaşım yatıyor. Görebiliyorum yani, kapılar açık, onu da görebiliyorum. Ben biraz geç yattım ondan. Ondan sonra tam böyle uykuya dalmaya yakın salonun yattığım yerin çaprazındaki sehpada çekilme sesi, gırş diye çekildi. Ondan sonra kalorifer peteğini böyle hani parmağınızla çektiğiniz zaman pırr diye ses çıkartır ya. O şekilde bir ses geldi. Sonra benim ceketimin altında boncuk, yine yuvarlak cisim, boncuk sekmeye başladı. Boncuk sekmeye? Evet, boncuk sekiyor. Sesini duyuyorum yani. Tek bir tane mi? Böyle çok boncuk mu? Yok, bir tane. Tek sekiyor böyle. Böyle hani yere atarsın böyle tık tık aynen, tık tık, aynen. Tık. Hep aynı ritimde mi? Böyle giderek hızlanıyor mu? Aynı ritimde. Aynı ritimde. Evet. Sekmeye başladı. Ondan sonra ben yüzüstü yatıyorum. Ayağıma bir şey çıktı. Böyle tabii göremiyorum ben. Gözümü de açamıyorum. Ya korkudan mı artık, hani açmaya çalıştım mı hatırlamıyorum. Açmaya çalışmadım herhalde ama açmıyordum gözümü. Gözümü açmadım. Ayağıma bir şey çıktı arkasına. Böyle avuç içi kadar bir ayağı var. Bastığı yer uyuşuyor böyle. Avuç içi kadar bir ayağı var, bastığı evet, yer uyuşuyor. Evet yani tahminim yani yine bir metre boylarında bir şey diye düşünüyorum. Ben ne olduğunu görmedim. Ağır mıydı? Onunla, ağır değildi ama bastığı yer uyuşuyordu. Ayağının değdiği yer uyuşuyordu. Evet. Ayağımda 3-4 saniye durdu. Sonra ağır adımlarla kulağıma doğru ilerledi. Kulağımın yanına geldi. Çok affedersin, dediğim gibi bu evet. Hikayeler paranormal hikayeler olduğu için inandırıcı kısımları olmaması normal. Ama benim de oralarda sorular sormam lazım. Tabii. Niye açmadın gözünü? Abi bilmiyorum ki abi, yani korktum mu artık? Hani aslında demin korkmuyordun ya, onun için söyledim. Yine korku, yani korku da hissetmiyorum ama bilmiyorum. Açamadım gözümü yani, bilmiyorum. Anladım, evet. Daha sonra kulağımın yanına geldi. Kulağımın yanında nefes almaya başladı. Hırıltılı, çok acayip böyle korkutucu bir sesi vardı, hırıltılı. 5-6 saniye nefes aldı. Daha sonra yine hırıltılı sesle fısıldayarak Arapça yine bir şeyler söyledi. Orada ben hani hala diyorum keşke bilebilsem ne demek istedim, ne dedim falan diye. Böyle 10-15 saniye kadar Arapça bir şeyler fısıldadı kulağıma. Daha sonra yine boncuk teke teke uzaklaştı gitti. En son o zaman mı denk geldin en son ona? Ya böyle şey olarak birebir yaşadığım buydu. Daha sonra hani sizin de bahsettiğiniz, eski hikayelerinizde bahsettiğiniz böyle bir boğa hikayesinde bir anda sis çöktü muhabbeti vardı. Evet evet, bir anda.
Ben yine Tekirdağ'da kalırken bu arkadaşlarımla beraber öğrenci evinde 3 gibi bir arkadaşımı geçirdik. Aynı sitede oturuyorduk. Kaç gibi? Saat 3 gibi, 3 civarı. Yine? 3 civarı. Hadi buyurun bakalım. Arkadaşı geçirdik. O gün de temizlik yapmıştık. İşte evde bir böyle büyük battal boy çöp poşetini çıkarttık, kapının önünü koymuştuk. Evet. Daha sonra arkadaşı geçirdik yere, yani tekrar odaya dönene kadar bütün evi bir anda dediğiniz gibi sizin acayip ağır bir çöp kokusu sarmaya başladı. Yani arıyoruz arıyoruz çöp yok falan, en son kapıyı açtık. Baktık o çöp poşetinin içinden böyle sanki bir parmakla yarılmış, içinden bir poşet çıkartılmış. O poşet de yarılmış. İçinden, o poşetin içinde de kül ve soğan çöpü varmış. Soğan kabukları vesaire vardı. Onlar da etrafa dağılmış. Acayip pis bir koku bu. Abi özür dilerim. Soğanı bilmiyorum da külle alakalı buna bu işlerle bir ilişkisi olduğunu hatırlıyorum sanki külün. Ya külün. Vallahi ben de bilmiyorum artık, hani bilmiyordum o zaman da. Sevgili dinleyenler, bilen var mı? Sanki yine bizim programda birileri anlatmıştı ya da birileri mi yazmıştı? Külle bu işlerin bir bağlantısı var. Sülfür, kül, bir şey. Soğanı bilmiyorum bak. Soğanı bilmiyorum ama külle bunun sanki bir şeyi vardı yani külle. Sanki 0544 330 3030 zaten son hikayeyi bir aydınlatan olursa, ya bizim programdaydı ya başka bir yerde duydum ya da bilen varsa birileri. Evet abicim, buyurun. İşte her tarafa dağılmıştı külle soğanlar. Yani 5. katta oturuyorduk. Sitenin kapısı da zaten böyle, hani kedi köpek girdi desen giremez. Kapıyı açman lazım. Yani birisini sokması lazım köpeği içeri. Yani anlamlandıramadık. Yani kedidir deyip geçtik ama yani tabii ürperdik bayağı bir. Yine aynı evde. O zaman ben evde yoktum. Yine bu şey diye bahsediyorum. Bir anda çöktü muhabbeti için anlatıyorum bunu. Hı hı. Ben orada yoktum. Gece bir gibi ev arkadaşlarım yatmışlar. Yattıkları gibi bütün evi gaz kokusu sarmış. Bir anda bütün ev böyle gaz kokmuş falan. Işığı yakmaya çalışmış bir tane arkadaşım. Işık sönmüş bir anda böyle. Allah'tan yanmamış yani. Ben dedim niye ışığı yakıyorsun, gaz kokusu var falan dedim ama. Sonra mutfağa gitmişler. Bakmışlar piknik tüpü vardı. Piknik tüpünün vanası sökülmüş. Yani böyle gevşek değil. Hani gevşek olsa hani belki biz bıraktık biziz ama sökülmüş, yere düşmüş. Bütün eve gaz koktu bir anda işte. Böyle bir olay olmuştu. Anladım. Peki Hakan, teşekkür ederim. Enteresan hikayeydi. Özellikle o kül, soğan falan dedin ya. Yazılanları şimdi okuyacağım. Kapattıktan sonra dinle. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olun. Bir an bir şey söyleyeyim mi alttan? Şu hırlama efektini ben bile unutmuşum. Bir an aklım gitti ya böyle bir an. Şimdi bakalım külle alakalı bir şey sormuştuk. Fakat dinleyicilerimiz soğan da yazıyorlar. Ben soğanı ilk defa duydum galiba. Yani daha önce duysaydım hatırlar mıydı? Şu an hatırlayamadım. Külü bilmem ama soğan kabuğu onların paralarıdır. O yüzden elinle parçalayıp atman gerekir demiş bir dinleyicimiz. Sonra evet, külün bu olaylarla alakaları ne ama işte onu bilmiyorum. Soğan sarımsak kabuğu barınaktır ve gece kül dökülmez. Külün üstünden bile geçerken destur çekilir. Üç harflerin üstünde yaşadığını söylerler. Sonra başka. Genellikle küllerin üstünde yaşarlar. Sarımsak ve soğan da yine bizim Anadolu'da bazı inançlarda ruhları uzaklaştıran şey olarak bilinir demiş. Eskiden babaannem derdi gece küle basan kötü rüyalar görür diye. Soğan kabuğu da asla yakılmaz mesajı var. Külle ilgili daha önce bir dinleyici şey demişti. Kül yapısından da dolayı dağılma durumu olan büyü lafını kullanmam pek hoşuma gitmiyor ama büyülerde kullanılıyordu demişti. Ben de sanki yani onların görüldüğü ya da görüldüğü iddia edilen yerde işte külle aynı şeyler mi vardı, görülürdü? Bir şeydi ya, sanki öyle bir şey vardı ama. Yumurta ve soğan kabuğu da paramparça yapılmazmış demiş efendim. Şekilde görüldüğü gibi farklı bilgiler geliyor. Demin elle iyice paramparça yapın demişti bir dinleyicimiz. Şimdi de paramparça yapılmaz demiş.
Herkes uyumadan önce bunları gülerek dinliyordum. Şimdi gülüşüm soldu. Ürperdim demiş efendim. Kül, soğan kabuğu ve tuz benim bildiklerim. Gece vakti küle basmayın, üstünden destur deyip geçin derler demiş efendim. Sonra küle gelirlermiş abi. Öyle duymuştum. Şimdi herkes küllüklere bakıyor değil mi? Şimdi ne oldu? Program da bitiyor. Nasıl olacak? Dur bir yazılanları okuyayım şu küllerle alakalı da. Küllü, soğandı. Onları bir okuyayım. Eskiler küle basma, oralarda yaşar derlerdi demiş efendim. Bir de sabunlu suyla alakalı bir şey vardı sanki değil mi? Normal su değil, sabunlu su. Sabunlu su değil mi? Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Çocukluktan sabunlu suyun üstünden geçme, zıplamama, öyle bir şey mi derlerdi? Bir şeydi sanki sabunlu su. İşte olay budur. Hikaye beni küle kilitledi resmen demiş efendim. Öyle. Zaten korku programının maksadı bu. Yani hikayeyi anlatırken anlatmazken önemli değil. Ama bak mesela şunu söyleyeyim sana. Anlatırken korkarsın korkmazsın, ben bunu bilmiyorum. Şimdi veda ediyoruz, gidiyoruz. Gece saat 2-2.30 falan. Yani soğan gördüğünde aklına ben geliyorsam korku programını yapmışız demektir. Ya da bir kül gördüğünde aklına bu program geliyorsa yapmışız demektir. O aşağıdaki hırlamayı sen mi yaptın tam adam anlatırken demiş. Evet, büyük prodüksiyon. Doğumları esnasında, tüylerim diken diken oldu yalnız şu an müzikle bunu okurken. Doğumları esnasında giden ebelerin karşılığında soğan kabuğu aldığıyla alakalı hikayeler duydum demiş. Doğumlarına ebe gitmesi, ha onların. Kül, Anadolu'da bazı ocaklar tarafından sulu ve tıfın tedavi, anladım. Peki, tamam. Bu sabunlu suyla alakalı bir şey gelecek mi diye bekledim de ufaktan veda edeceğiz. Çok da kısa da süremiz kaldı. Soğana tövbe ettirdin, yeter artık demiş efendim bir dinleyicimiz. Herkese iyi geceler yazmışlar. Sağ olun. Sen bizi korkuttun. Gel şimdi kapanışı Adem Rap'le. Onunla yapacağım zaten. Bence de programın en korkunç noktası programdan sonrası demiş değil mi? Hikayeler güzeldi. Ürpermedim desem yalan olur. Ben şimdi şu küle soğana taktım. Arabada dinliyorum. Hikayeye kaptırmışım. Aniden çalan telefonla ruhumu teslim ettim demiş efendim bir dinleyicimiz. Aniden çalan telefon. Peki... Bunun bir irkilmesi olmadı mı ilk duyduğunda? Gece vardiyasındayım, ne yapacağım? Burada küllükle bir kesişmemiz var. Abiler şimdi bilmiyorum, bak dediğim gibi beni bu işin böyle bilir kişisi oyu buyu falan olarak algılamayın ama o işte küllükteki külden değildir o yani. Bir ateş sonucu falan olan bir küldendir diye düşünüyorum. Çok da böyle psikolojisi bozacak şey ya, takılmaya şey aramayın. Anlatabiliyor muyum? Çok şey yapmayın yani. Arayan bulur abi. Haberiniz olsun bununla ilgili. Yani sadece bununla ilgili değil, hayat tarzıdır bu, hayatın kuralıdır bu. Arayan bulur. Öyle orada küllük var, burada soğan var falan. Şu zamana kadar böyle yaşıyordum, bir şey olmuyordu. Yapma işte, dinle programı, tamam, ürk ürper, bunu istiyoruz zaten. Bu programın maksadı bu, korku filmi gibi. Korku programları da, korku filmleri de bunun için çekiliyor. İnsanlar korksun diye. İçinde bulunduğumuz gün saat 16'da Türkiye'nin en iyi radyosunda. Görüşünceye dek radyonuz açık olsun.